Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 23. bölüm. Sıla-i Rahim ve anne baba hakkı. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Sizleri bir tek insandan yaratan, o tek insandan erkeği ve dişi yaratarak büyüten birçok erkek ve kadınlar üretip yeryüzüne yayan, Allah'a karşı gelmekten sakının. Onun adına ileri sürerek birbirinizden çeşitli dileklerde bulunduğunuz, Allah'tan ve akrabalık bağlarını zedelemekten çekinin. Nisa suresi 1. ayet. Yani sıla-i rahimi kesmekten korkun. Yoksa idari etkisi elinize geçse, yeryüzünde bozgunculuk çıkararak ve bir akraba ve akrabalık bağlarını zedeleyerek baş mı kaldıracaksınız? Bu kimseler yok mu? Allah onları rahmetinden kovarak kulaklarını sağır ve gözlerini kör etmiştir. Muhammed suresi 22. ayet. O kimselerle Allah ile vardıkları kesin sözleşmeyi bozarak Allah'ın işler hakkında Allah'ın işler halde tutulmasını emrettiği, münasebet ve bağları keserek yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Bu kimseler yok mu? Onlar büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. Bakara suresi 27. ayet. O kimseler ki Allah ile ahitlerini bozuyorlar. Tutulmasını emrettiği münasebet ve bağlar keserler. İşte bunların Allah'ın lanetini üzerine hak etmişlerdir. Kötü barınak yani cehennem onların olacaktır. Ra'd suresi. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Yüce Allah bütün varlıkları yaratma işini bitirdiği zaman Sıla-i Rahim ayağa kalkarak "Ey Allah'ım, burası akrabalık ve dostluk bağlarını kesmekten kaygı duyanların makamıdır." Yüce Allah "Evet, sana riayet edene yakın olmama ve seni safsaklayanları rahmetinden uzak tutmama razı olmaz mısın?" Sıla-i Rahim evet deyince Allahu Teala da öyleyse orası senin olsun buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerin akabinde dilerseniz Allah'ın şu ayetini okuyun. Yoksa idare yetkisini elinize geçse, yeryüzünde kargaşalık çıkararak, akrabalık bağlarını zedeleyerek başını kaldıracaksınız. Muhammed Suresi 22. ayet. Ebu Bekir'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahirette çekilecek azabın yanında cezalar öne alınarak dünyaya çektirilmeyi hak eden başka günahlar gaddarlık ile akrabalık hakkını çiğnemektir. Yine bir hadiste sıla-i rahimi kesen cennete giremez buyurulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlunun amelleri perşembe günü ile cuma günleri Allah'a sunulur. Fakat akrabalık haklarını çiğneyenlerin amelleri geri çevrilir. Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Cebrail aleyhisselam bana gelerek bu gece Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesidir. Allah bu gece Kelp kabilesinin sürüsündeki koyunların kılları sayısınca kimseyi cehennemden azat eder. Fakat Allah'a şirk koşanların, din tutanların, sıla-i rahmi kesenlerin, kendilerine beğenenler ve kibirlenenlerin, ana babaya karşı gelenlerin ve devamlı içki içenlerin yüzlerini bile bakmaz demiştir. İbn-i Hibban ile diğer bazı müsanniflerin rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki üç kimse cennete giremez. İçki bağımlısı olanlar, akrabalık bağını kesenler ve büyü ve sihire inananlar. İbni Ebi Dünya ve Beyhaki'nin rivayet ettikleri bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu ümmetin içinden öyleleri gelecekler ki bunlar bir gece her insan gibi yiyip içip oynayacaklar. Fakat maymun ve hınzır kılığına girip sabahlayacaklar, sarsıntıya yarayacaklar veya üzerine taş yapacaktır. Halk dün gece filan oğulları yerin dibine battı, falan dünyaya tapanların evi yıkıldı. Lut kavminin bazı kabilelerinin üzerine yağdığı gibi onların ve evlerin üzerlerine taş yağacaktır. Adın kavmini kavuran kasırga gibi bir kasırgaya tutulacaklardır. Bu afetlerinin sebebi devamlı içki içmeleri, erkeklerin ipekli elbise giymeleri, oyuncu ve şarkıcı kadınların dinlemeleri, faiz alıp vermeleri ve sıla-i rahmi kesmeleridir. Taberani'nin Cabir'den rivayetine göre o şöyle demiştir. Bir gün toplanmış oturuyorken Resulullah bizim yanımıza geldi ve bize şöyle buyurdu. Ey Müslüman cemaati! Allah'tan korkunuz ve akrabalık haklarını gözetiniz. Çünkü mükafatı en çabuk verilen iyi amel, akrabalık haklarını gözetmektir. Gaddarlıktan sakının. Çünkü cezası en çabuk verilen günah gaddarlık ve zulümdür.
Ana babaya karşı gelmekte, onları yüzüstü bırakmaktan sakının. Çünkü kokusu 1000 senelik mesafeden duyulduğu halde şu kimseler cennetin kokusunu bile duyamazlar. Ana babaya karşı gelip onları terk edenler, sıla-i rahmi kesenler, yaşlıyken zina yapanlar, büyüklük taslama gayesiyle elbisesini uzatanlar. Çünkü büyüklük ancak Allah'a mahsustur. İsfahani'nin naklettiği bir rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde sıla-i rahmi kesenler bizimle oturmasın buyurmuştu. Orada bulunan genç sahabilerden biri ayağa kalkarak aramızdan ayrılıp da aralarında kızgınlık olan teyzesine gitti ve teyzesinden af diledi. Teyzesi de onu affettiğini bildirdi ve akabinde delikanlı tekrar aramıza katıldı. Bunun üzerine Resulullah aralarında akrabalık hakkını çiğneyen birinin bulunduğu bir topluluğa Allah'ın rahmeti inmez buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte de bu rivayeti doğrulamaktadır. Buna göre bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem bahsederken o akrabalık bağlarını çiğneyenleri aramızdan çıkarırdı dedi. Orada bulunan bir genç hemen ayağa kalktı ve yıllardır dargın yaşadığı halasına gidip barıştı. Halası bu davranışının sebebini sorduğunda genç Hazreti Ebu Hureyre'nin sözlerini anlattı. Halası git bu konuda ondan daha ziyade bilgi al dedi. Genç gidip Ebu Hureyre'den daha geniş bilgi isteyince o şöyle dedi. Ben Resulullah'a şöyle derken işittim. Aralarında akrabalık bağlarını kesen kavme Allah'ın rahmeti inmez. Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadiste akrabalık ilişkilerini kesen kişilerin bulunduğu bir kavme meleklerin inmeyeceği bildirilmektedir. Tabarani'nin sahih bir senetle Ameş'ten rivayetine göre o şöyle demiştir. Bir gün sabah namazından sonra bir grupla oturduğu sırada İbn Mesud'un şöyle dediğini duydum. Allah aşkına aramızda sıla-i rahimi kesenler varsa kalkıp çıksın. Çünkü biz Rabbimize dua edeceğiz. Oysaki semanın kapıları sıla-i rahmi kesenlerin yüzlerine kapalıdır. Buhari ve Müslim'in bildirdiğine göre Peygamberimiz buyuruyor ki rahim arşa asılıdır ve kim beni gözetirse Allah da onu gözetir. Kim beni ihmal ederse bağları koparırsa Allah da onu rahmetinden mahrum eder. Abdurrahman bin Af Resulullah şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Yüce Allah der ki ben Allah'ım, ben Rahman'ım, Rahm'ı yarattım ve ona kendi adımla aynı kökten türeyen bir isim verdim. Onu gözeteni ben de gözetirim. Onu çiğneyeni ben de rahmetinden mahrum ederim. İmam Ahmed'in sahih senetli rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki faizin en katmerlisi yani ziyadesi Müslümanların rızına haksız yere dil uzatmaktır. Rahim Allah'ın Rahman isminden türemiş karşılıklı bir yakınlığıdır. Bu yakınlık bağını çiğneyenlere Allah cenneti haram kılar. İmam Ahmed'in kuvvetli iyi bir isnatla ve ayrıca İbn Hibban'ın sahihinde rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Rahim Allah'ın Rahman isminden türemiş karşılıklı bir kan yakınlığıdır. O der ki Ya Rabbi beni çiğnediler. Ya Rabbi beni yasakladılar. Ya Rabbi bana haksızlık ettiler. Ya Rabbi, Ya Rabbi. O böyle şikayet edince Allah ona şöyle cevap verir. Seni gözeteni gözetmem ve seni çiğneyeni rahmetinden mahrum etmeme razı değil misin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Rahim arşa asılı ve halkadır. Keskin bir dil ile konuşarak şöyle der. Allah'ım beni gözeteni sen de gözet. Beni çiğneyeni sen de rahmetinden uzak tut. Yüce Allah da ona şöyle buyurur. Ben Rahman ve Rahim'im. Rahme kendi adımla aynı mastardan türeyen bir isim taktım. Onu gözeteni gözetir, onu çiğneyeni ise rahmetimden uzaklaştırırım.